Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün size insan diyaframında kullanılan pilden bahsedeceğim. Bu özellikle boyun kırıklarından sonra kişi solunum fonksiyonunu yerine getiremiyor veya bazı ALS gibi hastalıklar var. Bunlarda bu pilin nasıl kullanıldığını hem simülasyonunu hem de gerçek vaka üzerinde göreceğiz. Ayrıca Superman'in bu cihazı niçin kullandığını, nasıl bir kazaya maruz kaldığını öncesi ve sonrasını birkaç seyaniyede özetleyeceğiz. Keyifli bir sunu olmasını diliyorum. Everybody's looking for a hero. I am not a hero. Ladies and gentlemen, Christopher Reeve. Evet arkadaşlar şu anda Superman'in yaşadığı olayı, trajik olayı gördük. Konumuza dönelim. Değerli arkadaşlar, bu son derece önemli bir cihaz. E, diyafram dediğimiz solunum kasının üzerine eee elektrotlar yerleştiriliyor. Daha sonra bunlar dışarıdan bir stimulan diyeceğimiz elektrik uyarısı gönderen cihaza bağlanıyor. Öncesinde diyafram, bu bu kası inerveden uyaran sinirin çalışıp çalışmadığını kontrol edilebilir. Evet hastalık çalışıyor ve bununla ilgili e, siniri uyaran verilebilir. Eğer uyarmıyorsa da gördüğü gibi solunum kası olan diyaframı uyaracak elektrotlar direkt diyaframın üzerine dikilmekte. Burada dikkat edilen konu ise en çok en etkili e, sinir, kası neresi hangi bölge uyarıyorsa elektrodun oraya yerleştirilmesi. Elektrodumun bir ucu da göğüs kafesinin dışına çıkarılıyor. Bazen karın bölgesinden müdahale ediliyor, bazen de göğüs bölgesinden müdahale ediliyor. Ve bu işlem çok böyle majör bir cerrahi değil ama teknik olarak iyi yapılması gerekiyor. Aksi takdirde yapılan işlem istediğin sonucu alamayabilirsin. diğer birkaç tane bununla ilgili sistem var. Bir de kateter uyarıyı yapabilir. Özellikle sinir sağlamsa kateteri damardan yerleştiriyorsun ve bel aralıklarla bu sinire uyarı gönderiyor ve diyafram kasının, solunum kasının kasılmasına neden oluyor. Aralığını hangi sıklıkla yapacağı gösteriliyor. Bakın burada diyaframı uyarıyoruz alttan, karın bölgesinden hastaya ulaşmışız. Evet, kasılması güzel ve Frenik sinir dediğimiz diyaframın solunum kasının sinirini de sarı renkte iki tarafı da görmekteyiz ve şimdi bunun e, en iyi uyardığı bölgelere elektrotlar değerli arkadaşlar yerleştirilecek. Birden fazla yerleştiriliyor. Genelde sağ ve sol tarafa ikişer tane, bir tane de cilt altına yerleştiriliyor ki tam bir elektrik akım gelsin. Evet, burada yerleştirirken yapılan işlemin detaylarını görmekteyiz. İşlem biraz tecrübe istiyor ve son derece hasta için faydalı bir sistem. Mekanik ventilatörü yani ağız bölgesinden sürekli olarak havalandırma ihtiyacınız kalmıyor. Superman bunu kullandı uzun süre. 2005 yılında yapılmıştı. Şimdi bu elektrotlar göğüs kafesinin dışına alınacak arkadaşlar. Evet dışına alınıyor. Bu alt bölgeden karın bölgesinden yaklaşılarak yapılan bir teknik buradaki şu anda gösterdiğimiz ancak üst taraftan da yapılabilir. Elektrotlar dışarı alındıktan sonra buradan uyaran sisteme bağlanıyor. Son derece teknik olarak kolay bir sistem ve bunun ayarlanması gerekiyor. Solunum sıklığının nasıl olacağını. Diğer bir yöntem ise sinir anastomozu diyebileceğimiz bir yöntem. Burada hasarlı olan bölge çıkarılıp sağlıklı olan bölge birleştirilebilir veya bazı e, sinirler greft olarak bu ameliyat içerisinde kullanılabilir. Endoskopik olarak yapılır. Göğüs kafesinin içerisine girerek yapılıyor. Sinir birleştirildi harika bir şekilde. Ve hastamız burada görülmekte. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.